Evet, baskın oran geliyor Profesör Doktor. Hocam hoş geldiniz. İyi günler. Valla şu anda çok mutluyum. Onur duyuyorum sizi yayına çıkardığım için. İlk defa karşılaşıyoruz bir ekranda ama içeride dediniz ki demokrasinin Türkiye sorunu tartışılırken her şerden bir hayır doğar. Bu şerde de bir hayır var dediniz. Ne demek istediniz? Bir de ekranları başındaki seyircilerimiz için açar mısınız? Efendim biz bugüne kadar askeri darbe Biraz bana yaklaşırsanız hocam şöyle. Sizi biz daha bugüne iyi kadar görürüz. askeri darbelerden gelen kötülükle mücadele etmeyi öğrendik. Şimdi sandıktan çıkan kötülükle mücadele etmeyi öğreneceğiz bundan sonra. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu açıdan Türkiye'ye iyilik yaptığı, yapacağı en azından şu anda tabii ölümler başka bir şey yok. İyilik yapacağı umulur. Şöyle ki o kadar akıl almaz derecede baskı yapıyor. O kadar akıl almaz derecede ulus devlet dediğimiz kendi kimliği yani kendi etno-dinsel kimliği dışındaki kimliklere izin vermeyen devlet türünün İslami versiyonunu uyguluyor ki burada saldırdığı bütün gruplar batıcı, Gülenci, efendime söyleyeyim, demokrat, solcu, liberal, ha, bütün bunların birleşmesini ve kaynaşmasını sağlıyor bir açıdan. Bir açıdan da bunların kendi hatalarını tahlil edip daha da güçlenmelerini sağlıyor. Sağlayacak. Ama şu anda çok kötü günler ve yıllar bizi bekliyor. Ona da hayır de yani onu da görmek lazım. Yani bu bir Aşılanıyoruz. tecrübe. Yani bunu anlıyorum sizin açıklamalarınızdan. Bu tecrübeyi yaşamak gerekiyormuş mu diyorsunuz? Ya da bu tecrübeyi yaşadık ve biz bu tecrübeden çıkardığımız derslerle yürüyeceğiz. Efendim bizim şu andaki toplumsal gücümüzün esas unsuru biraz önce söylediğim gibi askeri darbelerden çıkan kötülükle mücadele etmeyi zaman içinde öğrenmiş olmamızdan geliyor. Biraz önce söylediğim gibi gene biz sandıktan çıkan kötülükle mücadele etmeyi bilmiyorduk. Şimdi de onu öğreniyoruz. Demokrasi bundan sonra kurulacak esas olarak. Türkiye acı çektikçe aşılanıyor dediniz. Bu Yaraya bir tuz basmak derler buna. acı çektikçe aşılanıyoruz. Bir de dediniz ki İslam ve Kürt meselesi artık herkesin meselesi. Cumhuriyet'in kangren haline getirdiği iki tane sorun var. Biri İslam, biri Kürt sorunları. İslam sorunu aslında Erdoğan'ın bu aşırılıkları kişisel özelliklerinden gelen aşırılıkları olmasaydı AKP'nin iktidara gelmesi iyi bir şey olacaktı. Çünkü iktidara gelen kısa vadede yıpranır, orta vadede de ehlileşir. Aşırılıklarını atar. Şimdi o kısa vadedeyiz biz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla AKP'nin iktidara gelmesi, İslamcılar iktidara gelmiş olsaydı şöyle iyi olurdu, böyle iyi olurdu diyenlerin sesini kesmiş vaziyette. Diğer yandan Müslüman eşittir, tanımı gereği namuslu. Asla şeye girmez. Efendime söyleyeyim. Ne derler? Günaha girmez, haram işlemez. Haram yemez. Ha. Bu denklem kalktı ortadan. Anlatabiliyor muyum? Onun için bundan sonra artık herkesin acısını duyacak kendi acısı gibi ve ayrıca herkes kendisini tahlile ve eleştireye tabi tutacak. Benim umudum budur. Çok teşekkürler Baskın Orhan. Sağ olun.